Herkese merhaba. Bugün karşınıza bir soru cevap videosuyla geldim. Yaklaşık 2 hafta önce saç boyama videomu, saçlarımı nasıl boyadığımı, işte hangi karışımları yaptığımı falan bir video yapmıştım. O videonun altına çok fazla soru geldi. Instagram'dan, özelden de yazan kişi çok fazla oldu. Ben de hepinize teker teker cevap vermeye çalıştım. Verdim de çoğunuza. Ama sonradan baktım ki aynı sorular tekrarlanmaya başladı. Ve ben her soruya ayrıntılı cevaplar verdiğim için tekrar tekrar aynı şeyleri yazmakla çok zorlandım, çok uğraştım. Onun için dedim ki böyle toplu bir video olsun. Hem sizler faydalanabilirsiniz, benden işe cevap gelmesini beklemeyin, istediğiniz soruyu anında bir cevap alabilin diye böyle bir video olsun dedim. Hem de ben kendimi sürekli tekrarlamayayım, tek seferde hepinize anlatabileyim diye böyle bir video olsun dedim. Soruları cevaplamaya başlamadan önce hemen bir dipnot geçmek istiyorum. Ben bir kuaför değilim. Ben kuaförlük eğitimi almış birisi değilim. Ben saç konusunda uzmanlığını almış birisi değilim. Ben bir tıp öğrencisiyim. Tıbbi olarak hani saçla alakalı, saç derisiyle alakalı falan bildiğim belki bir şeyler vardır. Saç boyamaya yardımcı olabilecek. Bir de ben 8-9 senedir hiçbir kuaföre gitmeyen, saçlarının kesimini, boyamasını, bakımını, her şeyini kendisi yapan birisi olarak bu kadar senede topladığım bilgilerle ve tecrübelerle cevaplar vereceğim size. Dediklerim profesyonel bir öneri değildir. Eğer gerçekten profesyonel bir öneri almak istiyorsanız güvendiğiniz ve iyi olduğunu düşündüğünüz bir kuaföre gidin. Ondan öneri alın. Ama ben kendimin bilgilerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. İyi şeyler bildiğimi düşünüyorum. Sağlıklı saçlara nasıl ulaşılabileceğini bildiğimi düşünüyorum. Onun için size böyle öneriler vermeyi istedim diyeyim. Siz sordunuz, ben de söylemek istedim ama benim önerilerimi saçlarını çok kurcalayan birinden gelen bir öneri olarak kabul edin. Daha fazlası değildir diyeyim. Ve cevaplamaya geçiyorum sorularınızı. Öncelikle en çok sorulan sorulardan bir tanesiyle başlayayım. Saçlarını daha önce hiç açtın mı? Bir de buna benzeyen saçlarının bir önceki rengi neydi gibi bir soru vardı. İkisini de topluca cevaplayayım şimdi. Evet, daha önce açtım saçlarımı. Bunun önceki saç rengim neydi sorusunun cevabı da platin, ondan sonra da kahverengiydi. Hızlıca anlatayım ne yaptığımı. Benim saç öyküm lise sonunda başlıyor. Lisede bizim saçlarımızı boyamamız, hatta saçlarımızı açık kullanmamız falan bile yasaktı. Onun için ben lise sonunda mezun olduktan sonra liseden saçlarıma öncelikle bir ışıltı attırdım kuaförde. Daha sonra üniversite 1'de saçlarımın şu alt kısımlarına mavi attırdım. Şu hizalarda. İlk açışımda kuaförü açtırdım ama kuaför bayağı yaktı saçlarımı. Yani şu kısımlarını falan bayağı hani koparmıştı. Saçlarımı böyle şöyle tuttuğumda bir parmaklık geliyorsa şu en alt kısmında yarım parmaklık, çeyrek parmaklık geliyordu. Ve benim saçlarımda kat yoktu o sırada. Hani dümdüz olması gereken saçlardı. Bir de bir iki kez saçlarımı çok kötü kesmişlerdi. Ondan sonra ben kuaförleri küstüm. Dedim ki artık bundan sonra her şeyi ben yapıyorum. Saçlarıma kendim pembe bir ombre yapayım. Gittim kendime bir oryal, işte oksidan seti falan aldım. Şöyle şu hizadan aşağısına ombre yaptım. Açtım oralarını. Pembeye boyadım ama çok fazla açamadığım için turuncu açmıştım. Bordo gibi bir renk oldu. Böyle 1-2 ay öyle kullandım. Sonra dedim ki pembe yapayım ben bu saçları. Şu hizaya falan getirdim. Bu hizaya geldikten sonra geçişlerini güzel yapmak istediğim için getire getire yani şu hizalardan falan başlayan bir görünüm olmuştu. Pembeye boyadım ama pembe çok neon bir pembe çıktı. Çilek kafa geziyordum gerçekten. Yaklaşık bir hafta falan herhalde pembe saçlı kaldım. Sonra mora boyadım. Mor halimde bayağı bir kaldım. Yani 5-6 ay kaldım herhalde. Çünkü bayağı sevmiştim moru. Zamanla aklıkça lilaya dönüyordu. O lila çok çok hoşuma gidiyordu. Bir böyle itiraf sayfası vardı bizim okulun. Orada bana bukalemun demişlerdi. Hiç unutmuyorum onu. Gerçekten bana bukalemun gibi kız her gün renk, saç rengi değişiyor falan demişlerdi. Teşekkür ederim. Neyse ondan sonra dedim ki ben saç rengimi normal bir saç rengi yapayım artık, hevesimi aldım yeter. Ama şöyle bir şey var, benim saçlarım tamamıyla platindi. Bilmiyorsanız eğer renkli saçları kullanabilmek istiyorsanız saçınızın alt rengi beyaza çok yakın platin olması gerekiyor. Böyle soğuk tonlu bir mor rengini tutturmak istiyorsanız saçınız platin beyaz olmak zorunda. Ben de 4-5 kez falan oryalle açmıştım ama bayağı dikkatli açmıştım. Saçlarım hiç kopmamıştı maşallah diyelim. Bayağı bir deli gibi yağ bakımı yapıyordum. Zeytinyağı sürüyordum bir kere tüm saçıma. Oryali öyle sürüyordum. Bu bir kere sizin oryalinizin kuvvetini azaltan bir şey. Kesinlikle öyle yapın. Hepiniz öneririm. Saçlarınızı tamamıyla platine açtığınızda şöyle bir şey oluyor. Saçlarınızın
alt tonunu tamamıyla çıkarmış oluyorsunuz. Saçların alt tonları var. Siyah saçlı birinin saçlarının alt tonu kırmızıdır. Yani alt yapısında olan saç rengi kırmızıdır siyahta. Kahverengide de daha sıcak tonları falan. Siz bu platinden kahverengiye geçerken saçınızın alt tonunu koymazsanız, platinden direkt kahverengi boyaya boyarsanız yeşil alt tonlu böyle iğrenç kusmuk gibi bir kahverengi olur. Onun için ben bunu biliyordum, araştırmıştım, öğrenmiştim. Kendime önce bir şey yaptım bu. Jeans Color'ın akıcı bakır rengini almıştım. Onunla bir geçici boy olarak önce bir bakıra boyadım. Üstüne kahverengiye boyadım. Sıcak alt tonu bir kahverengiydi saçım. Sonra baktım bana sıcak alt tonları çok yakışıyor. Biraz böyle bakıra mı kaysam dedim. Kumral bakıra boyadım. Aşırı yakıştı. Sonra dedim ki lan ben tam bakıra boyayayım. Sultan bakırı aldım. Sultan bakırına boyadım. Derken şu anki işte saç rengim yavaş yavaş oturdu. Yaklaşık 3 yıldır falan bu renkteyim. Yani daha önce saçlarını açtın mı ya? Cevabım evet. Daha önce saçlarımı açtım. Bundan önceki saç rengin neydi cevabım? Bakır kahve herhalde. Yani bakır kahveydi çünkü. Ya da kahverengi. Böyle düşünüp de hani saçlarını sen açmışsın bakır tabii tutar demeyin. Çünkü ben en son 3 yıl önce, 3-4 yıl önce bu renge geçtim. Yani 3-4 yılda saçım şuraya kadar uzadı desek, hani ne kadar uzuyor saç şu an hesaplayamayacağım ama yani şuralarım komple kendi renginden hiç oryal sürülmeden boyayla açılan renk. Yani siz de bu rengi elde edebilirsiniz. Yani diplerimin halini görüyorsunuz. Şu an biraz çıktı ama hani şuraları falan gayet güzel açılıyor. Oryal sürmeyin eğer bakır renk istiyorsanız bence. Devam ediyorum. Çok uzun bir soru oldu. Kaşlarında boyayı kaç dakika bekletiyorsun? Videomda söylemeyi unutmuşum bunu. 15-20 dakika bekletiyorum. Şey yapıyorum. 15 dakikayı tuttuktan sonra bir tane şöyle bir fırçanın arkasıyla sıyırıyorum şöyle kaşlarımı. Eğer renk çıkmışsa tamam diyorum. Komple yıkıyorum. Eğer renk çıkmamışsa, renk tutmamışsa orayı tekrar böyle düzeltiyorum. Üstüne boyuyorum. Birisi demiş ki saçımı senin gibi boyayayım derken pembe yaptım. Nasıl düzeltebilirim? Bakırla pembe çok farklı renkler. Nasıl böyle bir şey yapabildin? Acaba şey mi yaptın ya? Jeans Color'ın boyalarını yanlış rengi mi aldın? Çünkü vişne kızılı rengi herhalde. Şu an kataloğunu koyarım. Vişne kızılı rengi pembe bir renkmiş. Yani kızıl yazıyor diye herkes kızıldır diye alıp boyuyormuş ama pembe çıkıyormuş saçları. Herhalde bu arkadaşımız da öyle yapmış. Ama size şöyle bir öneri söyleyeyim. Geçici boyaların dışından rengi anlaşılmıyor. Ne kadar koyu görünse de o rengi sürdüğünüzde açık bir renk çıkıyor. Benim mesela gün batımı rengim de bayağı siyah gibi görünüyor kutudan. Ama onu siz elinize sürdüğünüzde bakır çıkıyor ortaya. Onun için boyaları almadan önce internete katalog yazın. Böyle seçin renginizi. Size bir önerimdir. Cevap vereyim senin sonra da. Saçını pembe yaptın nasıl düzeltebilirsin? Şöyle düzeltebilirsin. Saçlarını bayağı bir yıka. Yani sülfatlı bir şampuanla yıka. Normal yıkama rutininde. Zaten bu geçici boyalar çıkıyor. Yani bir aya kadar çıkar. Kesin çıkar saçında. Zaten ilk boyamansa hele hele. Hani şey olsa bir yıldır her gün pembeye boyasaydın o zaman bayağı bir kalıcı oluyor ve çıkmıyor. Mesela ben mor rengi saçımdan anca oryalle çıkarabilmişim. Çünkü 5 aydır sürekli boyadığım bir renkti. İyice yerleşmişti saçım ama sen bir kez boyamışsın pembeye ve yani bir ayda çıkar. 2 günde, 3 günde bir yıkasan bile bir ayda çıkar. Rahat ol. Ama şampuanla yani şey yapma. Saçımdan rengi çıkaracağım diye karbonatlama mesela. Öyle bir şey yapıyorlar. Bence yapma. Saçını çok yıpratırsın. pH dengesini tamamen bozarsın. Saçın pH'ının asidik olması gerekiyor. Siz karbonatla bazik yapıyorsunuz. Saçınızı mahvediyorsunuz falan. Yapmayın öyle şeyler. Sadece şampuanlayın. Lütfen. Neyse. Devam ediyorum. Bir diğer soruda kına yakmayı düşündün mü hiç? Parantez içinde de tavsiye ederim bu arada demiş. Kına yakmayı düşündüm. Evet. Ama uzun süren araştırmalarım sonucunda kınanın saçıma tutmayacağı kanaatine vardım. Onun için maalesef ki yapamıyorum. Neden derseniz şundan dolayı benim saç rengim koyu kumral. Yani koyu renk benim saçım aslında yani. Açık bir renk sayılmıyor. Ve kınanın açma özelliği yok. Saçı açmak için bir oksidan kullanmanız lazım. Yani Oriel'de de oksidan kullanıyorsunuz. Oriel'i karıştırırken de boyada da. Saçın gözeneğini açıp içine boyanın geçebilmesi için ya da senden bir rengin alınabilmesi için o gözeneği açman gerekiyor. Onu açan şey de oksidan. Benim saçlarım koyu renkli olduğu için içinden bir renk çıkarıp öyle renk koymam lazım. Çünkü şöyle düşünün. Sen kahverengi bir rengin üstüne turuncu boyarsan yine kahverengi elde edersin. Ama sen bir sarı rengin üstüne turuncu boyarsan turuncu elde edersin. Çünkü açık bir rengin üstüne renk koyabilirsin ama koyu bir rengin üstüne renk koyamazsın. Renk görünmez. Bende de aynı şey olur. Kınanın renk alma özelliği yani renk açma özelliği yok. Sadece renk verme özelliği var. Çok örneklerim çok garip oluyor ama. Onun için ben saçlarıma, hani işte diplerime, orijinal saç rengime kına sürersem çok 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 koyu bir kızıl elde ederim. Güneşte parlayan bir kızıl elde ederim. Hatta karanlıkta belli bile olmaz o kızıl. Ama benim istediğim renk de açık bir bakır olduğu için kına yakmayı düşündüm ama yakmıyorum. Çünkü işe yaramayacak.
Evet, diğer soruya geçelim. Doğal saç renginiz nedir? Açıcı kullanmadan nasıl bu kadar açık olabiliyor saçınız? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorun için. Şöyle ki, doğal saç rengim söyledim, koyu kumral. 5 numara civarında. Açıcı kullanmadan saç rengim nasıl bu kadar açık olabiliyor? Çünkü oksidan kullanıyorum. Yani 20 volümde olsa oksidan kullanıyorum. Oksidan kullandığınızda siz saç renginizden bir renk çıkarıp, pigment çıkarıp içine başka bir renk koyabiliyorsunuz. Bu dertten ben de muzdaribim. Şöyle ki, ben saçlarımı geçici bir bakır boyayla boyuyorum. Dalgaları tazeleme işlemini yaparken sprey bir şişede su fışkırtıyorum ve yukarı doğru sıkıştırma işlemi yapıyorum. O zaman bile ellerime bakır boya akıyor. Yani bunu nasıl sabitleyebilirsiniz? Bilmiyorum. Biliyorsanız bana da söyleyin. Bilmiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Diğer soruya geçiyorum. Saçlarımı birkaç ay önce siyaha boyadım. Açma işlemi olmadan kızıla dönme şansım var mı? Arkadaşlar, saçlarınızı eğer siyaha boyayacaksanız lütfen kalıcı boyayla boyamayın. Geçici boyayla boyayın ya da yarı kalıcı boyalar var, bunlarla boyayın. Lütfen kalıcı bir siyah boyayı saçınıza sürmeyin. Pişman olursunuz. Yani gerçekten o ölüm gibi bir şey, öyle diyeyim size. Dönebilir misiniz? Dönersiniz ama yani çok yıpranırsınız. Hem siz yıpranırsınız hem saçlarınız çok yıpranır bu süreçte. Neyse, siz yapmışsınız artık. Boyamışsınız. Ne yapabilirsiniz? Onun önerisini vermeye çalışayım. Birkaç ay önce siyah boyadıysanız, saçlarınızı bir daha ondan sonra boyamadıysanız bir kere sizin dipleriniz olmalı. Tahminimce şuraya kadar falan dibiniz çıkmıştır. Buradan devamı siyahtır. Orijinal saç renginizi söylememişsiniz ama siyaha boyattığınıza göre ya koyu kahvedir ya da açık kahvedir. Öyle düşünüyorum. Öncelikle o saçınızın altındaki siyah kısımdaki boyayı çıkarmanız, saçınızdan o boyayı kusturmanız lazım. Ondan sonra boyama işlemlerini yapacaksınız. Ve sizin saç dipleriniz el değmemiş doğal saçlar olduğu için onlar hem daha kolay açılacak hem daha kolay tutacak. Onun için siz siyah kısımlarına yapacaklarınızı yapıp ondan sonra doğal kısmına geçeceksiniz ki eşit olabilsin. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi öncelikle saç kusturma işlemi yapmak zorundasınız. Bunun için bazı ürünler var, boya çıkartıcı ürünler. Ben eskiden kullanmıştım ama çok işe yarıyorlar mı derseniz, ya bence ben çok işime yaradığını görmedim ama yarıyor diyenler var. Belki benim kullandığım markayla alakalıdır. Onu da soracaksınız, biliyorum, inanın hatırlamıyorum. Çok 6 sene önce falandı, hani bilmiyorum. Saçlarınızdaki boyanın hepsini çıkaramayacaksınız. Bu arada haberiniz olsun. Öyle bir şey mümkün değil çünkü. Oriel kullanmak zorunda kalacaksınız. Saçlarınızı oriel sürmeden önce saçlarınızın tamamıyla pis olmasına, gerçekten böyle yağdan şırşıl akıyor olmasına ve işte yağla kapladığınıza emin olun, saçınızı korumak amaçlı. Bir kez oriel açtıktan sonra en az 2 hafta saçınıza bir daha oriel sürmemenizi öneririm. O 2 haftada da bakım maskeleri, işte mümkünse keratin bakımları yapmanızı öneririm. Daha sonra bir tane daha gerekirse oryelleme işlemini yaparak saçlarınızı komple siyah renkten soyup daha sonra boyama işlemini yaparken de dediğim gibi açtığınız kısımdan itibaren başlayıp son 20 dakikasında falan diplerinize getirirseniz boyayı eşit bir kızıl renk elde edersiniz. Kolay gelsin. Çok zor. Eğer saç boyama konusunda tecrübeleriniz yoksa lütfen profesyonel bir kuaföre gidin. Saçlarınızın elinizde kalma ihtimali var çünkü. Dikkat. Saçım şarap kızılı ve kahve karıştırıp boyuyordum. Karamele çevirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir kere kızılı saçınızdan atmanız lazım. Ya dediğim gibi boya çıkartıcı, boya kusturucu bir ürün kullanıp saçlarınızdan kızılı çıkarıp ondan sonra karamele boyamanız lazım. Çünkü karamelin alt tonu sarı alt tonlu ama kızıl var şu an saçınızda. O alt ton muhabbetine giriyoruz biraz. O alt tonu saçınızdan kızılı kusturmanız lazım ki karamel, yani sarı alt tonlu bir renge geçiş yapabilirsiniz. Diğer bir soru. Jeans color'ı gün batımı rengiyle boyaman ne kadar süre kalıcılık sağlıyor saçında? 3 hafta. Yaklaşık 3 hafta. Ne kadar sık saçınızı yıkadığınıza bağlı. Ben 3-4 günde bir saçını yıkayan biriyim. Ben de 3 hafta. Eğer saçınızı her 2 günde bir ya da her gün yıkayan biriyseniz 1-2 haftaya kadar bile düşebilir. Öyle diyeyim. Diğer bir soru. Kahve bakırdan sarı renge dönmek istiyorum. Kendim boyayacağım. Önerin nedir? Nasıl başlamalıyım? Çok zor. Hatta bu konu hakkında bir caps var. Hemen onu anlatayım size. Eğer bulabilirsem direkt koyarım. Bulamazsam diye anlatayım. Bir kız saçını kızıla boyatıyor ve annesinin tepkisini görmeye gidiyor. İşte onu çekiyor videoya. Annesi görür görmez şey diyor. Ay çok iğrenç olmuş. Hep kızıl kalacaksın. Ölene kadar kızıl kalacaksın. Hayatın boyunca kızıl olacaksın falan diye böyle hani şey yapıyordu.
tiksiniyordu diyeyim. Gerçekten de böyle. Kızıl ve bakır saçtan çok zor çıkan renkler. Aslında bu biraz da hani tezat, garip bir şey. Yani çünkü çok fazla akıyorlar hem de saçtan bir türlü çıkmıyorlar. Gerçekten garip ama öyle. Onun için ben sana şunu öneririm. Saçını kusturma işlemi yaptırman lazım. Çok fazla kusturma işlemi dedik ama. Yani boyayı çıkarabildiğin kadar çıkarman lazım. Çıkmadığı seviyeden sonra da oryellemen gerekecek yani. Mecbur artık olacak o. Daha sonra sarı rengin hangisine geçmek istediğine göre yapacağın işlemler değişir. Eğer platin renk istiyorsan ben cilalamanı da öneririm. Çünkü hani cilalamazsan turuncu bir sarı olur saçında her zaman için. Çünkü saçında açılabileceği belli bir renk var. Saç maksimum cart sarıya böyle turuncumsu bir sarıya açılabiliyor. Ondan sonraki rengini açabilmek için mor alt tonlu ya da mavi alt tonlu bir cila yapman gerekiyor saçına ki o renk dengelensin. Ya da işte mor şampuan kullanabilirsem o daha geçici bir şey. Evet, sorunu cevaplamışımdır umarım. Diğer bir soru, jeans color her yere bulaşıyor mu? Kıyafetlerden yıkayınca çıkar mı? Jeans color her yere bulaşıyor. Evet. Ama kıyafetlerinize eğer saçınız ıslak değilse bulaşmıyor. Yani yağmur yağan günlerde bulaşabilir belki ama yani şu an siyah giydim gösteremem size ama beyaz renk giydiğim zamanlar da çok oluyor benim ve rengin yani kıyafetlerine de çok bulaşmıyor. Ama bulaşabilir şimdi yani bana bulaşmıyor diye size bulaşmayacak diye bir şey yok. Belki siz çok terliyorsunuzdur. Eğer terliyorsanız terlediğiniz yere değdiği zamanlarda saçlarınız da ısınacağı için tabii ki de renk çıkarabilir. Kıyafetlerden yıkayınca çıkmıyor maalesef ki. Çıkmıyor. Ben hatta bir kere mor rengi annemin halısına dökmüştüm. Ve annem bayağı kızmıştı. Ama onu biz şeyle çıkarmıştık. Envey'in bir şeyi vardı. Burada reklam falan değil ha. Tamamıyla şans eseri söylüyorum. Çok amaçlı yüzey silicisim de vardı. Onunla ama dökülür dökülmez direkt sıyırıp deli gibi çitlemiştim. Onunla çıkmıştı. Ama diğer yerlerden çıkmamıştı. Dikkatli boyayın yani. Bayağı dikkatli boyamanız gerekiyor. Acaica ve Jamaican arasındaki fark nedir? Acaica diye mi okunuyor? Acaica. Şu an kendimi rezil ediyorum. Neyse işte her neyse. O ya da Jamaican arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi? Bilmiyorum. Jeans color yazıyorsa alıyorum. Hiçbir fikrim yok. Kızılın hangi tonu kimlere gidiyor? Bir video olabilir mi? Bu konuda uzman değilim. Özür dilerim. Yani bir fikrim olsaydı söylerdim ama inanın hiçbir fikrim yok. Uzmanlık alanım değil. Kusura bakmayın. Bilmiyorum. Diğer bir soru. 17 yaşındayım. Saçımı bakır yapmak istiyorum ama tereddütlüyüm. Ne yapabilirim ki? Bence 17 yaş saç boyamak için biraz erken bir yaş. Ama boyamak istiyorsan ve ailenin izni varsa, çünkü daha 18 yaşında değilsin. ve okulunun da izni varsa, okulun da buna sıkıntı etmiyorsa, boya direkt. Eğer saçların açık bir tonsa 20 volüm bir açıcı al ve direkt istediğin renge işte benim boyadığım boyaları da boyayabilirsin. Videom var o konuda neleri karıştırdığımla alakalı. Yani benim videomu izle ve boya diyorum. Hepsini tek tek açıklamayayım. Kızıyorsun sonra aynı şeyleri tekrar söylüyorsun diye. Bence boya. Ne olacak ki? Ne kaybedersin? Diğer bir soru. Canım Tuğçeciğim sormuş bunu da. Saç boyamaya uçlardan mı diplerden mi başlamalı? Çok güzel bir soru bak bu. Gerçekten bunu bayağı ayrıntılı anlatmak istiyorum. Saç boyamaya kesinlikle uçlardan başlamalı. Diplerden değil. Ama uçlardan dediğimde şuradaki uçlardan da değil. Şu hizadan falan başlamanız lazım. Çünkü sizin kafa deriniz bir ısı yayıyor. Ve kafa derinizden çıkan ısı ile birlikte saç boyanız daha hızlı işlem görüyor. Diplerinizden başlayıp uçlara doğru boyarsanız hepsi aynı dakika bile beklese saç dipleriniz daha parlak ve daha açık bir renk olacaktır. Çünkü oksidan orada daha hızlı işliyor. Daha uzun süre kalmış oluyor. Onun için saçlarımı eğer tüm renk boyayacaksam, daha önce boyadığım oldu çünkü, şu hizadan itibaren altlarını boyarım. Tüm saçlarımı boyamam bittikten sonra, benim zaten tüm saçlarımı boyamam yarım saat 40 dakika alıyor çünkü. Diplerine getiririm. Diplerinde 20 dakika bekletirim. 20 dakikada bile boya gerçekten işliyor, emin olabilirsiniz. Ve ondan sonra saçlarımı yıkarım ve renk gerçekten eşit olur. Hepinize de bunu öneriyorum. Jeans color ile açık bakırı nasıl elde edebiliriz peki? Acaba turuncu ile sarıyı mı karıştırırsak? Akaju bakır var. Yani akaju bakır gayet açık bir bakır. Ama biraz neonlu kalıyor. Onu diluye etmek için saç kremiyle karıştırıp açık bakırı elde edebilirsiniz. Hiç sarı turuncuyu karıştırmaya uğraşmayın. Ama olur. Yani sarıyla turuncuyu karıştırırsanız da renk skalasına bakır elde edersiniz. Karıştırabilirsiniz içinizden o geliyorsa. Ama ben akaju bakır almanızı öneririm. Daha mantıklı yani. Niye uğraşasınız ki? Ya uğraşasınız varsa alın. Diğer bir soru. Kestane saç açıcısız bakıra boyansa tutar mı? Şimdi bana eksik bir soru bir şey vermişsin. Eksik bilgi var bende. Kestane saçlarınız doğal kestane saçlarınız mı yoksa boyalı kestane saçlarınız mı? Eğer boyalı kestane saçsa siyah saç konusunda hani siyah boyalı saç konusunda dediğim şeyler bunda da geçerli. Ama eğer doğal kestane saçınız varsa kestane bildiğim kadarıyla açık bir renk. Yani direkt bakır boya geç 20 volümle.
Efsane tutar. Boyasız doğal saçı da senin saç boyama rutinine göre boyarsak iyi bir sonuç elde edebilir miyiz? Efsane bir sonuç elde edersiniz. Şöyle yapın. Aslında videonun kanalına da cevap vermiş oldum buna. Saçlarınıza 2-3 parmak falan bir mesafe bırakın. Buradan itibaren tüm saçlarınızı boyayın. Tüm saçlarınızı boyadıktan sonra saç diplerinizi de boyayın. 20 dakika falan bekletin. Eğer saçlarınız çok koyuysa 30 dakikada bekletebilirsiniz. Benim saçlarım hani koyu kumralı olduğu için. Ondan sonra yıkayın. Efsane bir bakır renginiz olur. Diğer bir soru. Yıpranma sorunu için ne yapıyorsun? Saçıma çok fazla bakım yapıyorum. Saçım kirliyken saçlarımı boyuyorum. Bir kere boyadığım yeri bir daha kalıcı boyayla boyamıyorum. Geçici boyayla boyuyorum. Videom var zaten. Eğer videomu izlerseniz de hani volüm, oksidan muhabbetlerini anlattım orada. Bunları yapıyorum. Kısa sorularımızın hepsi bitti. Şimdi uzun sorular kaldı. Ben de saçlarımı sizin tonlarınızda boyamayı düşünüyorum. Ama hiç boyamadım. O yüzden aşıcı kullanmadan boyasam rengi tutar mı? Saçlarımın rengi dibinizin rengine çok yakın. Hah, bu soruyu bekliyordum. Tamam, tutar. Aşıcı kullanmayın. Ben zaten videomda dedim size. Aşıcı kullanmayın. Eğer saçlarınız simsiyah değilse. Ki simsiyahsa bile bence tutabilir ama. Bilmiyorum. Simsiyah saçım olmadığı için denemedim ama aşıcı kullanmadan tabii ki de boyayabilirsiniz. Tekrarlayan soruları okumadan geçeyim bence. Saçımı ilk kızıla boyadım. Sonra pişman olup küllü açık kahveye boyadım. Sonra 3 numara kahveye boyadım. Şu an dibinden kendi koyu kahve saçlarım geldi. Fakat boya olan yerler bakır gibi bir renk oldu. Tavsiyen nedir acaba? Bu arada renk bayağı yakışmış. Severek izliyorum. Teşekkür ederim. Alttan bakır renk gelmesi çok normal çünkü kızıla boyamışsın. Yani saçın aktıkça o kızılı renk kendini çıkaracak. Çok normal. 3 numara kahve bir renk istiyorsan. Anladığım kadarıyla öyle bir renk istiyorsun. Boya olan, alttaki kızıl boya olan kısımlarında renk kusturma işlemi yapabilirsin. Eğer o renk kusturucu işlemi yapamıyorsan, o ürünü bulamıyorsan. Çünkü ben de çok hatırlamıyorum hangi ürün olduğunu. Oraya yerlemen gerekir. Yani o şeyi çıkarman lazım saçından. Kızıl rengi, kızıl alt tonu, turuncu alt tonu çıkarman lazım ki istediğin kahve tonu olabilsin. Mecburen açmanı önereceğim saçını. Ya da kusturmanı. Birisi demiş ki saçlarımı yaklaşık 2 yıldır 77-44 ateş kızılına boyuyorum. Bu dip boyasına yaptığınız karışımı saçımın tümünü uygularsam sizin saç renginizi tutturabilir miyim? Her ay boyamaktan yoruldum. Gösterdiğiniz geçici boyamayı kullanmak istiyorum artık. Ateş kızılı şöyle bir renk. Dediğim gibi kızılı önce saçınızdan çıkarmanız lazım. Benim size önerim önce bir saç kusturma işlemi yapın. Eğer öyle bir işlem yapmak istemiyorsanız çünkü o da yıpratıyor birazcık. 1 ay 2 ay hiç boyamayın. Hiç boya sürmeyin. Saçlarınız iyice aksın. Böyle kızıldan çok böyle az bir şey kalsın. O zaman bakır boyarsanız bence olur. Akmış bir kızıl olmasını öneririm. Dediğim gibi 2 ay falan saçınızı yıkayın. Aksın o renk. Daha sonra saçınızı benim bakır boyasını boyarken içine koyduğum kızıl karışımını koymayın. Çünkü sizin saçınızda yeterince kızıl alt tonu olacak. Sadece sultan bakırına ya da işte yoğun bakırın falan o renkleri boyarsanız yeterli olur. Diğer bir sorum. Saçımı boyasız kızıl yapmak için saç açıcısı aldım. 40 bölüm. Ay yapma. Aa, kullanma. 40 bölüm çok fazla. Saçımı 3 denemede, her denemede 2 saat olacak şekilde beklettim. Saçım şu an kumral gibi. Helal olsun lan. Senin saçındaki şey var ya yani iyi dayanmış saçın. Yani ben bile saçımda, benim saçlarıma kalın telli diyorum. 30 volüm açıcıyı 1,5 saat maksimum bekletiyordum. Sen 40 volümü 3 kez 2 saat bekletmişsin. Helal olsun senin saçların maşallah diyelim. Saçım şu an kumral gibi, ne yaptıysam açamadım. Önerebileceğiniz bir şey var mı? Say what? O kadar yaptın, kumral mı hala? Yavrum senin saçların çok kalın o zaman. Ben sözüm bittiği yerdeyim. 40 volümü 3 denemede 2 saat beklettin ya, oha. Bilmiyorum. Yok yani düşünüyorum. Benim diyeceğim şeyler hiç şey değil yani. Kusura bakma, yardım edemiyorum sana. Çünkü bence açması lazımdı. Saçının kopması lazımdı. Ya açıcım bozuk olabilir mi ya? Yani çünkü bu çok açması lazımdı. Yani diyebileceğim tek şey belki Oriel'im bozuktur. Son kullanma tarihi falan geçmiştir. Yeni bir tane Oriel alıp dene. Diğer bir soruya geliyorum. Saçlarının uçları için kullandığın geçici boyayı boyasız saça direkt olarak uygulayabilir miyiz? Saçlarınızın rengine bağlı. Eğer saçlarınız açık sarıysa ya da çok açık bir kahverengi ise kullanabilirsiniz. Saçlarınızı tutar renk. Ama eğer saçlarınız koyu bir kahverengi ise uygulayamazsınız. Ya yani uygulayabilirsiniz tabii de renk tutmaz yani. Dediğim gibi koyu renk üstüne açık renk tutan bir şey değil. Birisi şey sormuş. Jel boya kullanıyormuş. Eğer sizin saç renginizi elde edebilmek için işte kızıl krem boya katabilir miyim demiş. Ben jel boya ile krem boyayı karıştırmanızı önermem. Jel kullanıyorsanız jel boya ile karıştırın. Krem kullanıyorsanız kremle karıştırın. Saç rengim bu renk oldu ama uçlarda kahverengi boya kalıntıları olduğu için tutmadı. Nasıl eşitleyebilirim? Boya kalıntıları olan yeri renk kusturma işlemi ya da oryellemeniz lazım. Maalesef öyle eşitleyebilirsiniz ama sizin anladığım kadarıyla çok tecrübeniz yok. İyi bir kuaföre gidin. O eşitlesin. Renk eşitleme işlemleri. Tutmayan rengi tekrar tutturma
işlemleri falan gibi şeyler ya da işte siyah renkten açık rengi geçme işlemleri çok ağır işlemler saçlarınız için. Eğer tecrübeniz yoksa yapmanızı önermem. Bu soruyla da cevapları bitireyim çünkü gerçekten fazlasıyla uzun bir video oldu. Teşekkür ederim sorduğunuz sorular için. Umarım yeterince cevaplayabilmişimdir. Bu videoyu bu arada sabaha karşı çekiyorum. Şu an saat 4.30-5'e yakın. Onun için birazcık enerjim düştüyse kusura bakmayın. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.